Yani çok yüksek değil, normal kendi halinde olan bir ağaç bunlar. Böyle aşırı yani bir çapalanmış ünlü değil. Zaten evet. Belli dibot dolu daha. Peki rekor gelişim ürünlerimizi doğru düzgün kullananların durumu nasıl siz gördüğünüz kadarıyla? Valla birkaç arkadaşım konuştum, tam kullananlar bizim tam porsiyon alıyor. Bizim iki katımız. İki katınız ya. İkiden de fazla. İkiden de fazla diyorsun. İkiden fazla mesela o evet. Elbe Ekber Arul'dakilerin. Evet. Ben baktım gezdim. Evet, 2 Eylül 2020 Eylül'de geldi efendim. Hayırlı evet, olsun. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Ağaçlarınız bank oldu. Fıstık hasatları evet. Başlamak üzere. Gaziantep, Arıl, Battal'dayız. Evet, özür dilerim. Sayın Hüseyin Güzel Beyefendi, evet. Rekor gelişim ürünümüzü yıllardır kullanıyorsunuz. Bundan önce bu sene de yaprak gübresini kullandınız. Tabandan kullandım, bu sene yaprak kullandım. Bu sene de evet. Yaprak kullandınız ve yaprağı tabii ki haliyle biraz eksik kullandınız. Peki evet, cezasını yaşıyor musunuz şu anda? Dozajları eksik kullandım. Doğru kullananlar, doğru tekrar sayısını kullananlar nasıl şu anda? Onlar benim iki katım. Gene de Allah bereket versin. Gene bu de... bahane ama onlar benim iki katım. Gene bölgemize evet. Göre çok iyisiniz. Ben 2 kere kullandım. Onlar 3-4-5 kullanan hem olmuş. Hem de daha yüksek oranda dozlar. Tabii doz eksiği de oldu bende. Faydasını görmüşler mi sizce daha fazla kullanınca? Onlar gördü, ben de gördüm. Keşke pişman oldum, keşke. Daha diyorsunuz fazla. Çünkü 3-4-5 diyelim. Özellikle biz ürünlerimizi yani hangi periyotlarda kullanmanız gerekiyorsa o dönemlerde kullanmanız gerekiyor haliyle. Efendim. Şimdi şurada irilik nasıl? Önce bir irilik çıtlak testi yapalım. İri, çıtlak. Evet. Buyur. Sayalım, çıtlaklara bakalım efendim. Rastgele atık. Rastgele açın, siz açın çıtlaklarını gösterin. Düştü bir tanesi, onu da gösterelim şöyle. Bu arada alttan en az 2-3 kilo toplandı değil mi yerden? Tabii. Ağaç altını toplanan rüzgarlarını görüyorsunuz. Rüzgardan dolayı. Evet, 3'te 3, 4'te 4. Evet, görüyorsunuz. 5'te 5. Bir tane. Evet, 6'da 5 oldu. Evet. 7'de 6. 7'de 1. Yani 7-8 tane de 1 oldu. Evet. Dolayısıyla bugün... bu sıradan nasıl aldık? Yani hiç yapmadık. İrilik nasıl? İriliğe bakalım. Getirin bakayım. İriliğe buyurun. Şu an şu fıstıkları açılmış hali. Daha bunun hasadan 10 gün var. 10 güne kadar daha da şişecek bu. Daha 10 gün hali var. Bakın şu an ben bu 1 lira gene. Bugün 1 lirayla kıyasladığımızda bugün bunun dolusu gördüğümüz gün bu şekilde. Evet. Bu şekilde. İrilik güzel yani. Daha da mesela bunlar garbe düşecek. Siirt'ten şimdi geldim. İnanın bana yani... Orta şeker Siirt fıstığı ayarında diyebilirim ben size şu an. Burada bugün evet. Tane olarak sizce kaç tane şey gelir? 100 gram gelir. 100 tanesi veyahut da en kötü ihtimalle 90 tanesi 100 gram gelir. 100 gram gelir. Evet. Bence de rahatlıkla gelir evet. Yani, pardon, şu ağaçları yani. Bir kamera çeksin güzelce. Bakın ağacımız uzaktan böyle alalım böyle. Efendim bu ağaçların geçen sene durumu nasıldı? Geçen sene var mı? Geçen sene hasılat çok fazla yoktu ama evet. Evvelki seneye göre daha iyi. Evet. Var eski var yılına göre daha iyi diyorsunuz. Tabii eski yani. Var yılına evet. O şekilde. Evet, gayet başarılı şekilde. Üzüm, peki seyretme olmuş mu? Olmamış. Hayır, seyretme bakın, yok. Rekor gübre ürünlerimiz özellikle bakın. Seyretme yok. Seyretme engelleyici ürünlerdir. Siz işte burada rekor gelişim 2 yılda bir kullanılıyor zaten. Tabii. Peki sürgün durumu nedir ağacımızın? Sürgün durumu ağaç fıstık olmayanlar aşırı sürdü. Olanlar peki? Şu an buradaki olanlar, sürgün ne kadar sizce? Burada hala. Gözlerimiz nasıl? Bu bir tane de inmiş. Evet. Evet. Çünkü bunlar zaten normal. Bunu... Evet. Ama şunda yok bak bunu duruyor şimdi. Gelelim böyle gelelim. Ama bak bunun göz sağlam. Sağlam. Fıstık yine fıstığımız var haliyle. Evet. Tabii. Evet. Olmuş. Gelelim ağaçlarımızı gezelim. Şöyle duralım kamera şu ağaçları göstersin görüyorsunuz. Karşımızdaki ağaçlarımız orada. Biraz da yaklaşırsa daha uzaktan güzel göstersin. Telefonlar çalıyor. Mesaj geliyor. Gelelim böyle. Efendim burası kaç dekar? Burası 12 dekar. 12 dekar. Maşallah. Kamera bakın buradan uzaktan zaten her şeyi gösteriyor şöyle evet. Şu anda. Gelsin kamera böyle. Mesela İrlik bakımının o bitişik bahçelerden çok farklı. Hadi etrafa göre de. Tabii çok farklı. 2020 yılında bölgemizin durumu nasıl genel olarak? Fıstık açısından. Orta üzeri. Ortanın üzeri. Çok Allah bereket versin. Çok bizim güzel. Şu bölge orta üzeri. Ama evet. Başlar çok iyi. Evet. Yavaş hareket edelim. Peki abi şunu soracağım ben size. Siz tabii içe girersek eğer şu ağacın içine bir kamera gelsin böyle. Bakın alttan daha güzel her şey gösteriyor. Şunu soracağım ben size. Geçmiş yıllara göre fark eden şey nedir? Yani eskiden geçmiş mesela sadece uçlardayken şimdi diplerden başlıyor. Şuradan mesela başlıyor. Fıstığımız eskiden beri söylenir. Batal arı fıstığı dışta olur. Dışında olur. Cumal olur. Ama işte bu olmaz. Mesela şu olur muydu şunlar mesela? Yok onlar. Bunlar olur muydu? Mümkün değil. Şunlar olur muydu? Olmazdı. Hayır, işte hep uçlarda olurdu yani. Tabii. Dalın ucunda. Bakın alttan şuradan kamera göstersin şöyle. Dışarıdan hala bakın kırmızı bank oldu. Hasada çok bir hafta kaldı şu anda. Bir hafta 10 gün. Ama benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Sizin de söylemeye çalıştığınız sanırım. Dıştan başlıyor. Evet. Mesela. Evet. Ta şuradan başlıyor. Tabii. Şuradan başlıyor. Bakın şuradan böyle içeri doğru gidiyor hala. Komple şey fıstık mesela. Dallara yemiş mi? Tabii. Bayağı bir şey ya. Dallar başarılı. Maşallah. Allah bereket versin. Bu ağaçta kaç kilo kuru var sizce? Bu ağaçta 30 kilo üstüne kuru çıkar. Evet, 30 kilo çıkar bence de. Rahat çıkar yani. Gelelim böyle. Gezelim ağaçlarımıza. Bakın ağacın bu tarafından da böyle. Bakalım be. Çok güzel biliyor musunuz? Şöyle bir fotoğraf alalım birazdan, dur. Gelsin şöyle kamera da be. Abi şöyle bir fotoğraf verelim. Gelin böyle. Siz şöyle durun. Ben de böyle durayım. Kamera buradan böyle bizi güneşe de çok çevirmeyelim. Görüntü bu. İşte görüyorsunuz abi. Evet. Meydanda. Gelelim şöyle. Evet. Ağaçlarımız şöyle de geçebiliriz. Ağaçlar devam ediyor. Bunlar olmayan ağaçlar demiştiniz. Ha, bunlar geçen razı bu çok baskındı. Bak, çok baskın mıydı? Bir iki şey var evet. Anladım. Tabii onun için sen belli sürgünler, aşırı sürgün var. Evet. Çünkü geçen sene burası. Gözler nasıl? Taş. Taş gibi. Taş ya. Taş ha. Ha. Bir tane dökülen yok. Bir tane şey olan yok. Eline bas sen dökün. Fıstık var bu gene böyle. Bak bir çizgi fıstık var yine şey sağlam o. Tabii ağaç şey. Evet ha. Bu şekilde buyurun gelelim. Zaten o da o şekilde fazla yok. Gelelim böyle. Görüntü böyle. Görüntümüz güzel. O da benim herkes gibi. Şuradan bir alsın şöyle kamera. Çapam şunu bunun yani çok yüksek değil. Normal kendi halinde olan bir ağaç bunlar. Böyle aşırı yani bir çapalanma şunu bunun değil. Zaten evet. Belli dibot dolu da. Peki rekor gelişim ürünlerimizi doğru düzgün kullananlar durum nasıl sizi gördüğünüz kadarıyla? Valla birkaç arkadaşım konuştum tam kullananlar. Bizim tam porsiyon mu alıyor? Bizim 2 katımız. 2 katınız ya. 2'den de fazla. 2'den de fazla diyorsun. 2'den fazla mesela o. Evet. Elbek ve Arul'dakilerin. Evet. Ben baktım gezdim. Baktınız gezdiniz. Fazla. Hepsini gördünüz haliyle. Evet. Ondan sonra Cuma Bey demiş ki bayimize. Sen bana abi yanlış ilaç vermişsin galiba. Yanlış ilaç değil, doğru ilacı eksik porsiyon kullanırsanız eğer. Eksik kullandım ben. Olmaz. Benim oldu yani. Olmaz yani. Tabii sen doktor. Şimdi o zaman bir dahaki sefere de zarar etmeyelim. Şöyle şey inşallah, inşallah. Şöyle yeni olan çıkan toprağa uygulanan sıvı gübremiz de var. Evet. Önümüzdeki yıl ne zaman uygulayacağınızı ben size söyleyeyim. Şu gübreleri taç iz düşüm var ya şuradaki atıyorsunuz evet. Böyle. Normal kimyasal gübreleri attığınız şu iz evet. Düşüm bölgesi var. Şu bölgeye. Şu bölgeye seçiyorsunuz evet. Ya. Evet. İşte onu da toprağa sıkıyorsunuz yani. Bir pompaya evet. Dolduruyorsunuz. Holderle. Holderle. Şu toprak yağmurlar öncesi sıkıyorsunuz toprağa. Evet. Su toprağa sıkıyorsunuz. O yağmurlarla gelişiyor, şey yapıyor. O daha da irileştirmeyi sağlıyor. İnşallah. Ve sürgünlerin evet. Daha kalın olmasını sağlıyor tamam mı yani? Gelelim böyle. Nasıl ağacımız? Güzel işte abi. Hoş be. Göründüğünden fazla değil mi? Abi bir tane seyretme yok. Şu yok bu yok. Işte. Seyretme yok işte. Ürünlerimizin en belirgin özelliği üstadım. Yani seyretme konusunda çok ciddi destek sağlar böyle. O yüzden de irilik sağlar, sürgün sağlar. Ağaç kullanıyorum komşu bahçe mesela ağacı. Bakalım gel madem komşunun tarafına geçelim. Komşu bahçesi mesela ağacı. Kamera gene de göstersin şöyle bakın. İşte ağaçların seviyesi bu. Ya bence bakımsız bahçe aslına bakarsanız. Ha, bakımsız biraz da. Çok da bakımsız evet. Bahçeyi örnek olarak göstermemiz doğru değil. Ama burası çok zibil attılar. Hayvan gübresi çok kullandılar. Attılar tabii. Zibil de lazım işe yarıyor ama yine de bugün mesela hayvan gübresini aşırı kullandılar. Bakım seviyesi gibi yok haliyle. Ben de hayvan gübresi falan yok bak şu an sadece şeydi. Anladım. Tabii uygun ara tavsiye ediyoruz tabii. Haliyle. Yanmış ahır gübresini düzgünce tavsiye ederim haliyle. Yeterli efendim bugün gelelim şöyle. Peki tavsiye ediyor musunuz? Yani şöyle diyeyim ben size, bölge ortalamasının rahatlıkla rekor gübre ürünlerimizi kullananlar, siz dahil. Yani bölgenin önüne çıkıyor, üstüne çıkıyor musunuz yani? Çıkıyoruz tabii. Çıkmasa zaten, hep ortalamanın üstündesiniz yani. Zaten biz de paramız kıymetli. Yani toprağa atmayacağız boşu boşuna. Yaprağı da atmayacaksın. Sadece toprak tabii. Değil. Yani kimse parasını havaya atmıyor. Atmıyor diyorsun Salih. Evet. Karşı almasam ben 3 yıldan beri kullanmazdım. Evet 3 yıldan beri kullanmazsınız. Hatta bu 4. yıl. 4. yıl. Allah bereket versin. Efendim bize böyle bir şey yaptığınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Için. Sizin gibi güzel çiftçilerimizi kazandırmak bizleri daha mutlu ediyor böyle. Efendim tüm fıstık ağaçlarına Allah bereket versin. Hayırlı almanlar, bol kazançlar. Amin.